vaktin var mı? Canım çok isterdim ama abim bekliyor beni. Önemli miydi? Yok, problem değil. Hadi sen bekletme abimi. Hatta dur, ben de geleyim seninle. Tamam, hadi gel. Beni görsün de içi rahat etsin. Güzel bir geceydi galiba. Güzel ne kelime. Harikaydı. Yeni bir arkadaşım var ki sorma. Nasıl yani? Siz bütün geceyi birlikte geçirdiniz ama adamın ne iş yaptığını sormadın, öyle mi? Ya ne bileyim, muhabbet hiç oraya gelmedi. Bak şimdi ben de merak ettim. İlk fırsatta öğreneceğim. Neyse, zamanla tanırsınız birbirinizi. Öyle tabii. Yavaş yavaş. Fazla üstüne gitmeden, boğmadan ilerlemek lazım. İlişki konusunda ürkek biraz. Neden? Kötü bir ilişki mi yaşamış? Ayrıntıları anlatmadı ama ne yaşadıysa üzerinde hala etkisi var. Kalbi yorgun adam. Neyse ki ben bozuk şeyleri tamir etmek konusunda ustayımdır. Umarım her şey istediğin gibi olur. Bakalım, deneyip göreceğiz. Herkes abimle senin gibi şanslı olmuyor. Yani iki tarafın da hisleri karşılıklı hazır olmuyor bazen. Doğru zaman, doğru insan matematiği öyle hemen tutmuyor. Zaman gerekiyor. Geldim. Bak, kiminle karşılaştım aşağıda. Hoş geldin. Geliyorum diye arayalı çok oldu. Neredeydin? Aşağıdaydım, oturdum biraz. Kahve içer misin? Yok canım, sağ ol. Aa, bana yok mu kahve? Yok tabii. Pelin'le bir şey konuşacağız özel. Müsaade edersen. Tamam, tamam. Şaka yaptım zaten. Hem seni bir göreyim, hem de Pelin'e eşlik edeyim diye geldim. O zaman ben kaçıyorum. Pelin, yarın vaktin var mı? Otursak mı biraz? Hem abimi falan çekiştiririz, zevkli olur. Restorana gelsene, ben bütün gün oradayım zaten. Olur, anlaştık. Abimden alırım adresi. Paltonu alayım. Barış, benden istediğin şeyi yapamam. Seninle Fili arasında bir seçim yapamam. Neden Fili? Ben seni anlayamıyorum artık. Lütfen bitirmeme izin ver. Seninle ilk yemeğe çıktığımızda bana ne dediğini hatırlıyor musun? Hani öncesinde avukatlar falan vardı. Hatırlıyorum. Her insanın hayatında senin gibi biri olmalı demiştim. Güçlü, dişli. Tuttuğunu koparan, dediğim dedik. Aynı zamanda duygularıyla hareket eden biri. İşte sen de hayatına beni bu yüzden sokmadın mı? Sakın değişme, senin bu hallerine hayranım demedin mi? Doğru. Tamam işte. O hayran olduğun Pelin'de Filia var. Her günümde, en zor zamanımda beni ayakta tutan, gücüme güç katan Filia'ydı. Ve sen şimdi onu hayatımdan çıkarmamı istiyorsun Barış. Yani bunu yapmak demek, kendimi değiştirmek demek. Tamam. Ben de sana başka bir konuşma hatırlatayım o zaman. Sana emin misin? Burada çok emeğin var. İş dünyasında böyle şeyler olur. Ortaklar satmaktan vazgeçebilirler. İyi düşün. Bugünden yarına karar verme demiştim. Sen ne demiştin? Hatırlıyor musun? Söyle Pelin. Hatırladığını biliyorum. Filia hayatımdaki görevini tamamladı ve artık gidebilir. Düşünecek bir şey yok. Aynen böyle demiştin. Peki şimdi ne değişti Pelin? Ne değişti? Bırakabilirim sanmıştım. Başka bir yerde çalışabilirim sandım ama öyle değilmiş Barış. Yani Filia'yı hayatımdan çıkardığımı düşündükçe kalbim sıkışıyor. Bilin, ben anlayışsız biri değilim. Ama aptal da değilim. Vazgeçilmiş kararlar, kelime oyunları bana göre değil. Hiç hoşlanmam. Ben hayatımda netlik isterim. Bu kadar basit.
Şimdi sana inanmadan önce son bir kez daha sormak istiyorum. Bırakamadığın Filia mı yoksa Sinan mı? Bana inanacak mısın? Evet, kesinlikle. Bir daha da asla sormayacağım. Filia. Gerçekten sadece ve sadece Filia. Tamam Sinan benim geçmişim. Yaşanan bir sürü şey var. Ama devam etmesi gerekseydi ya da devam edebilecek gibi olsaydı zaten şu an senin yanında değil onun yanında olurdu. Belki seninle tanışmazdım bile. Ama Sinan geçmişte kaldı artık. Bitti. Lütfen biz de her şeyi geride bırakıp artık önümüze bakalım. Hayatıma hoş geldin Pelin. İyi ki geldin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.